Hayır, arkasına baksa orada görecek yani. O arkasına bakmadıkça ben fenalık geçirdim Emre Bey'in. Ay ne kadar güzel anlatmışlar ya. Adamın düşme sahnesi nasıldı ama? Çok komik değil miydi? Çok fena bir sahneydi ya. Ay nasıl çektiler onu acaba? Yani şey, aksiyon sahnelerini genelde abartırlar böyle aksiyon filmlerinde ama bu kadar da abartılır mı yani? Saçma. Filmler izlenmiş kritiği yapılıyor herhalde. Evet canım Emre, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi biz bir dizi izledik, sonra hızımızı alamadık, üstüne bir de film izledik. İyi yapmışsınız, yapılabilecek en iyi şeydi herhalde. İyi gördüm seni. İyiyim. Helal sağ olsun. Ben artık kalkayım, çok geç olmadan. Siz de birazcık dinlenirsiniz Emre Bey, bugün yoruldunuz. Tamam. Görüşürüz o zaman hemşire hanım. Leyla çok teşekkür ederim, sayende gözüm arkada kalmadı. Ne demek? İyi akşamlar. Ben yolcu edeyim seni. Tamam. Nihat ne yapıyorsun ya, bu ne ya Allah aşkına? Bilmem Mevki Bey, sana sormaya geldim ben de. Bırak çıkar şunu da Allah'ını sen. Hadi ya çıkar Allah aşkına. Tamam, çıkarayım. Çıkardıktan sonra yerine ne giyeceğim acaba? Çekmecelerde kendime uygun bir pijama bulamadım da. Aa, kirli değdi onlar. Evet, her sabah karşılaşıyoruz kendileriyle, selamlaşıyoruz. Bir haftadır aynı yerde duruyorlar. Ne yapayım Nihat? Elim deyip yıkayamadım bir türlü. Biliyorsun dernek işleriyle uğraşıyorum. Mahalleli benden hizmet bekliyor yani. Evet Mevki Bey, ben de mahalleliyim. Üstelik sana en yakın mahalleli benim. Aynı mahallede oturmuyor muyuz biz? Selam. Merhaba anne. Baba. Baba ne oldu? Olağanüstü hal kızım. Olağanüstü hal. Üstelik bana sorma bunu, annene sor. Aman ya Nihat, ne var bir kere de sen yıkasan? Eline mi yapışır acaba? Kirli sepet orada, makine orada, deterjan orada, her şey orada. Aa tabii ama sen onların yerini nereden bileceksin? Bilmiyorum tabii. Tamam Mevki Bey. Yemeği ben yaparım. Bulaşığı da ben yaparım. Çamaşırı da ben yıkarım. Her şeyi ben yaparım. Kocalığı da sen yaparsın. Nihat. Baba. Kes ver lafımı kızım. Sizce karşınızda şamba basıyor. Ben bu ailenin babasıyım bir kere. Önemli bir mevkideyim ben. Aile babasıyım. Nihat. Baba geliyor. Ya Allah Allah. Bu dernek başkanlığına benzemez bir kere Mevki Bey Hanım. En büyük başkanlık benim başkanlığım. Babacığım geliyor diyorum. Tamam kızım, geliyor geliyor geliyor. Bir saatte ne geliyor, ne geliyor? Sessizlik yemini. Geçmiş olsun. Ablam burada olsa yine iyi. Çünkü bu lisana çok hakim ablam. Ben anlıyorum ama derdimi anlatabilecek kadar anlıyorum baba. Mevki Bey! Mevki Bey! Ya ben öyle konuşurken dilim şişti Mevki Bey. Ben yıkarım çamaşırları ya. Hem de böyle terekenin önünde yıkarım. Çamaşır tokaçıyla böyle vura 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 kar gibi yaparım. Bembeyaz olur onlar, böyle mis gibi olur Mevki Bey. Babacığım cümleten geçmiş olsun. Ha ütüleri de ben yaparım Mevki Bey. Böyle jilet gibi olur. Baktığıma böyle yufka gibi, kadayıf gibi. Öbür tarafı görürsün Mevki Beyciğim. Mevki Bey! Mevki Bey! Mevkuş! Aradınız Mevki Bey, şu an görüşlemiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bir daha ara, bir daha ara. Mevki Bey! Mevki Bey! Mevkuş! Ah, meşgul attı! Allah'ımı bir daha dene! Mevki Bey! Mevki Bey! Çalıyor, çalıyor, açan yok. Ürkütmeyelim Ceylan'ı. Süpürgelikten, süpürgelikten. Gel. Paspasın altından doğru, babacığım peşimden gel. Gel. Osman ben seni arayacaktım ama tamamen aklımdan çıkmış. Emre Bey'in yanındaydım da açamadım. Ha yok yok, ben şey için aradım seni. Ha kaza yapmış Emre Bey. Hani onu soracaktım. Nasıl, iyi mi? İyi iyi, evde dinleniyor şimdi. Bugün ben ilgilendim de onunla, yanından geliyorum. Ya niye ki? Yani sen niye ilgileniyorsun? Aylin Hanım nerede? O niye ilgilenmiyor? Can Bey yanına aldı Emre Bey'i. Öyle olunca Aylin'i de görmek istemiyor tabii Can Bey. Aylin de eve gelemiyor. Nasıl yani? Yani Emre Bey de buna ses çıkartmıyor yani, öyle mi? Yani Emre Bey de artık gerçekleri görmeye başladı Osman.
Ay ben bugün çok yoruldum. Eve gideyim artık. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Salim, nasılsın? İyi. Emre Bey nasıl? İyi, toparlanıyor. Can Beyler nasıllar? Suçluluk duygusunu atabilirler mi üzerlerinden? Attılar efendim, attılar. Zira suçlu değiller. Emre Bey de yattığı yerden yaptıklarını ve sonuçlarını düşünüyordur. İnşallah. Sana çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı, biliyorum. Ama bence bu yaşadıklarından sonra o da kendine bir ders çıkarmıştır. Hayatta herkes ikinci bir şans hak eder. Hele o kardeşinse bence onu dinlemelisin. Senin bu şirkete dönebilmen için o hisselerden daha fazlasına ihtiyacım var Emre. O iş o kadar kolay değil. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. İyi misin? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? İyiyim, iyiyim. Uyku tutmadı biraz. Beni de tutmadı. Biraz evvel servisten arabanın fotoğraflarını gönderdiler. Gözlerime inanamadım. Hakikaten ucuz atlatmışsın. Allah'ın sevgi kuluymuşsun. Evet, çok kötüydü. Hani derler ya, hayatım film şeridi gibi geçti önümden diye. İlk defa onu yaşadım. Öfke, hırs. Bu kadar boş şeylermiş ki. Belki de ajansa dönmek için inatlaşmamalıydım seninle. Bende olan biten her şeyi daha sakin karşılamalıydım. Kamptan da seni o şekilde göndermemeliydim. Çok üzgünüm abi. Kontrolümü kaybettim. Hayatımı, kararlarımı, diğer yargılarımı. Her şeyin kontrolünü kaybettim. Nasıl böyle bir adam oldum? Ne ara böyle birine dönüştüm bilmiyorum. Soruların cevabı arıyor. Sana söz veriyorum. Artık etkileyemeyecek beni. O kadar gözüm körmüş ki babama, aileme zarar verdiğini bile görmemişim. Neredeyse seni kaybediyordum. Tamam geçti. Ben yaşanan her şeyin üzerine bir çizgi çekmeye hazırım. Sen yeter ki bir daha beni yanıltıp hayal kırıklığına uğratma. Tamam. Bütün hatalarımı affettireceğim sana. En yakın zamanda da güvenini kazanacağım. Umarım. Mevki Bey, ellerine sağlık. Ne güzel olmuş, yumurta yapmışsın. Sen mi yaptın? He, ben yaptım diyor. Ha, demek kendiniz yumuşuyor o yaptığına göre. Bir saniye. Daha devam ediyor baba. Hatta ben artık sabahları 5:30'da kalkıp yumurtluyorum Nihat diyor. He. Yoksa bu benim kurduğum zeytin mi ha? O muymuş? O muymuş ha?
Yok ben attım onları diyor. Atmış mı? Neden? Güzelim zeytinleri limon tuzuyla sirkeye basmışsın. Nenen gibi olmuş. O yüzden attım ben onları diyor. Nenen gibi olmuşmuş. Aa, ama Mevki Bey uzattın sen de ayıp oluyor ama. Kaç kere özür dileyeceğim ben daha. Tamam özür diledim işte. Ay kendinize başka bir çevirmen bulun ya. Vallahi benim çıkmam lazım. Evet evet. Benim çıkmam gerekiyor. Sunumum var vallahi. Üstümü değiştirip çıkıyorum ben. Hadi. Görüşürüz anne. Ya ben de gidiyorum. Benimle konuşmayan da ben hiç konuşmam. Doğada kendini bul. Bu konseptle yola çıkarak geniş kitlelere hitap edebiliriz. Ayrıca hedef kitlemizi yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik seviyelerine göre de gruplara ayırdım. Şöyle göstereyim. Çok iyi bir fikir ya. Evet, rakamlar gayet iyi. Her grup için bu sloganı özelleştirebiliriz. Yani doğru renk ve tipografiyle ulaşamayacağımız grup yok. Evet. Aynen Hanım, gayet etkileyici ve titiz çalışmamış gerçekten. Ve kesinlikle çok yaratıcı. Öyle. Çok iyi bir proje olacak. Aynen. Sizinle çalışmayı isteriz doğrusu. Süper. Çok sevindim. Bence pişman olmayacaksınız. Müşteriniz bu fikre bayılacak. Hiç şüphemiz yok bundan. Biz de çok heyecanlandık. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Ay kız Mevki boş. Vallahi sayende ben de spora başladım. İyi yaptın tabii. Sensiz olur mu kız Meloş? Zayıflayacağız değil mi kızlar? Evet. Hanımların dikkatine. Yoga, pilates, zumba, rumba, çakça, bacata yanınıza geldin benim. Günaydın çakma başkan. Bana bak. Sabah sabah hiç çekemeyeceğim. Bir çekil ya, bir çekil ya. Fazla vaktinizi almayacağız. Hemen mahallemi kurtarıp gidiyorum inşallah. Ay kimden kurtaracak acaba mahallesini? Allah Allah. Başkanım kısa bir basın açıklaması yapıp uzayacağız. Fazla kıllandırmayacağız mevzuyu efendim. Siz ki demokrasimizin bekçisiniz. Bir müsaade ederseniz biz de bir açıklama yapalım. Arz ederim başkanım. Başkana bir alkış. Sağ olun. Tamam. Tamam. Ne yapacaksanız yapın da çabuk yapın hadi. Çok teşekkür ederim başkanım. Sizi seviyoruz efendim. Sağ olun. Değerli adım atlılarım. Çağımızın son model yoga ortamlarında siz değerli bireyleri de aramızda görmekten kıvanç duyuyoruz efendim. Hem de hiçbir şey dedemiyorsunuz ha. Bedava. Ver bakayım şunu. Ver bakayım şunu. Hayır. Allah aşkına soruyorum. Hanım. Hanımlar siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Kilo veriyoruz. Doğada yürüyüş doğada yapıyoruz. Temiz hava. Yürüyüş yapıyoruz, sağlık yapıyoruz diyorsunuz da hanımlar. Bu kadın umut tacirliği yapıyor size. Şu çakma başkanım. Bana bak sen şimdi bir çakarım ben sana. Aa başkanım. Fena yapar. Başkanım hiç çakışıyor mu efendim ya? Lütfen biraz demokrasi. Kötü örnek oluyoruz başkanım. Biraz demokrasi lütfen. Görüyorsunuz işte. Görüyorsunuz ama biz hizmet için geldik. Sizler için en modern spor salonunda bir aylık yoga kursu ayarladım hanımlar. Kuponları cebimde. Benim eltimin kayınvalidesi yogaya başladı. İnan 15 yaş gençleşti vallahi. Çok güzel oldu. Benim kaynım doldu. Yogaya başladı. Üçüncü evliliğini yapıyor şimdi. Hanımlar bu kadın size spor diye kendi pazar çantalarını taşıttıracak. Biliyor musunuz? Nereye? Ay şunu dinleyin. Hindistan'da yok diyorum bu kampanya. Hindistan'da. Evet. Bak ayık olun ahali. Goy goya gelmesin. Ben giderim. Delicek bu beni. Hanımlar Aysun konuşuyor. Şimdi bedava yoga kuponlarımızı ne yapıyoruz? Hep birlikte harcamaya gidiyoruz. Beni seven arkamdan gelsin diyoruz. Güzelleştirin. Buyurun. Kıdırık. Anam hepsi gitti. Babanın evinde yoga mı vardı? Muzaffer. Sen de mi? Anam beni eve aldı başkanım. Affet. Herkese günaydın. Büyük gün herkes hazır mı? Evet. Deren. Ah Can, dalmışsın. Nerelere acaba? Kampanya ile ilgili galiba. Kontrol bende olmadığı zaman ben biraz tedirgin oluyorum galiba. Sen daha dur Derencim. Bunlar senin iyi günlerin. Kampanyayı kaptırdığını öğrenince ne yapacaksın bakalım? Çok merak ediyorum. Tamam, tamam geçti. Yorucu oldu ama değdi. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Ayrıca sana hep bir şans verdiğin için çok teşekkür ederim sana. Yok canım.
teşekkür edilecek bir şey yok da... ...ben sadece merak ediyorum. Yani bu kadar büyük bir kampanyayı... ...bu kadar tecrübesiz birine nasıl emanet etti? Yani Sanem bizim gibi hızlı düşünüp kolay karar veremez ki. İnisiyatif alamaz. Tavşanla kaplumbağanın hikayesini biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Sonunda yarışı kaplumbağa kazanmış. Bu mu? Yok, öyle bir şey demeyeceğim. Yani yolu bir an önce bitirmek değil ki mesele. Yani mesele görmek. Kaplumbağa tavşanın göremediği birçok şeyi görüyor yol boyunca. Reklamcılık eşittir insanların tercih etmelerini sağlayacak şeyleri gösterebilmek. E göstermek için de önce görmek gerek. İşte Sanem de bizim mesleki deformasyonla gözden kaçırdıklarımızı görebilme yeteneğine sahip denen. Bence sakin ol, tamam mı? Kendi ezberini boz. Sanem'le dost olabilirsiniz. O kadar değil. Değil. Çay getirmiştim. Çok sağ ol Sanem. Bu sefer sizin için değil. Biliyorum kahve seviyorsunuz ama... afiyet olsun. Al. Hiç böyle bir değişiklik olur kahve nereye kadar ya? Arada bir çay iç. Bana mı getirdin? Daha afiyet olmuş. Rica ederim. Çok güzel olmuş. Güzel yapar. İyi, o zaman çıkayım ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen herkesi topla, tamam mı? Son bir üzerinden geçelim her şeyi. Grafiklerden de görebileceğiniz üzere hedef kitlemizin satın alma alışkanlıklarına temas eden bir kampanya oldu. Dilerseniz ben de sloganımızdan bahsedeyim sizlere. Şimdi kampanyamızı lead edecek sloganımızı kendini bul olarak tanımladık. Evet, ayrıca sloganımızı Kompas şirketinin kelime anlamı olan pusula ile ilgili de organik bir bağı mevcut. Böylelikle hedef kitlemiz üzerinde daha akılda kalıcı bir imaj oluşturmayı planlıyoruz. Billboardlarda kullandığımız görseller için ise inceledik ve sık dokuduk. Birkaç görsel görelim. Bakın, insanın kendini bulma arayışında ne kadar uzaklara gidebileceğini anlatan öğeleri vurguladık. Çok güzel. Ben çok güveniyorum. Yani kampanyayı alacağımıza inanıyorum. Can Bey, ellerinize sağlık. Gerçekten ellerinize sağlık. Hepimizin ellerine sağlık arkadaşlar. Özellikle de Sanem'in eline sağlık. Kompas Sport markasında en iyi sloganı bulan kişiye sürpriz bir hediye vereceğimizi söylemiştik. O hediyeyi şimdi veriyorum arkadaşlar. Evet, onu demiştiniz. Ormanda söylemiştiniz. Anımsadım ben. Ama daha anlaşma yapmadık ki. Olsun, işi alamasak da problem değil. Ben alacağımıza inanıyorum gerçi de. Sen ödülünü her halükarda hak ettin. Teşekkür ederim. Ben bayıldım. Beğenmene sevindim. Deneyelim mi o zaman? Deneyelim. Bence senin kullanman çok iyi oldu. Konuşma da sıkıntı. Tamam. Çok iyi sunumdu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben bayıldım. Sen ne düşünüyorsun? Konuşmamız lazım. Ne oldu? Sorun ne? Odanda konuşalım mı? Gel. Ne oluyor? Neyin var? Hala inanamıyorum ya. Bize demin sundukları bütün fikirler Can'ın ajansına ait. Ya resmen fikirlerini çalmışlar.
Nasıl ya? Ben kampta yanlarındaydım bütün o sloganları, fikirleri bulduklarında. Hepsini kendi kulağımla duydum ya. Bize sundukları her şey, bütün sloganlar, bütün o görseller Fikri Harika'ya ait. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyoruz şimdi? Doğru olanı. Gel benimle. Alo, merhaba Emre Bey. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Evet, evet. Sesiniz iyi geliyor zaten. Ne yap? Aa, gerçekten mi? Ay, çok sevindim Can Bey'le konuşmanıza. Ne yapıyorsunuz? Ajansa uğrarsınız belki bugün. Anladım, tamam. Başka sefer artık. Tamam, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tamamdır, görüşmek üzere. Yani çok zevkliydi. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. İnşallah. Sen şimdi sürekli seni gezdirmeyi istemezsin herhalde. İsteyebilirim. İsteyebilirsin, evet. Ama eğer yani gezdirmek istemezseniz bana nasıl kullanacağını öğretebilirsiniz. Olur, o da olur. Olabilir. Çay? Süper olur. Hı hı. Harika olur. Derenin odasındayım ben. Tamam. Bye. 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 Motosiklet ki kıpkırmızı böyle. Bence çok güzel bir hediye. Ay, çok sevindim Sanem. Bak, ben kutuyu görünce bir an içinden yüzük çıkacak zannettim, biliyor musun? Dedim eyvah, geliyor teklif. Yok artık. Gerçi siz sadece arkadaşsınız değil mi artık? O da nasıl bir arkadaşlıksa aranızdan alevler ateşler fışkırıyor. Evet, aramızda çok büyük bir ateş var. Onu uzak durmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Sanki evren bizi bir araya getirmeye çalışıyor gibi. Ablacığım, çünkü aşkın önünde hiçbir şey duramaz da ondan. Abla, sen iyi misin yani? Çok neşelisin bugün. Dünkü Nemrut halinde hiç eser yok gibi. Ya ablacığım, Emre Bey'le konuştum. Can Bey'le konuşmuşlar, bütün sorunlarını halletmişler. Ay, o kadar mutlu oldum ki sana. Gerçekten mi? Ya. Ben de çok mutlu oldum şimdi. Ablacığım. Abla. Canım kardeşim. Abla. Hı. Abla. Sanem, kardeşlik çok güzel bir şey bence. Biz de bir daha asla kavga etmeyelim, tamam mı? Tamam, etmeyiz. Ay, sen de bugün kendini hiç sevdirmiyorsun be. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sanem. Ya Can nerede? Deren Hanım'ın odasında, ne oldu? Hah, tamam. Ben götüreyim sizi, buyurun. Buyurun lütfen. Peşimden gelin. Ceketi de çıkarayım. Şöyle. Can Bey sizi soruyorlar. Can, acilen konuşmamız lazım. Acil. Ne oldu, ne bu telaş? Sıkıntı mı var? Hoş geldiniz öncelikle. Ya büyük ihtimalle ajansınızda bir casus var. Casus mu? Nasıl yani? Ajans toplantısından geliyoruz. Kampta bulduğunuz bütün fikirleri, bütün sloganları bugün bize başka bir ajans sundu. Birebir olarak hem de. Allah kahretsin! Nasıl yani Salim? Bir saniye, bir saniye. Bir başa sarar mısın ya? Güzelce bir anlatır mısın her şeyi? Ya ondan önce ben kampanyayı başından sizden bir duymak istiyorum. Ceyda, biz hazırız zaten. Bakın Ceyda Hanım, bizden bir tereddütünüz varsa eğer... Yok, hayır. Yani sadece ne kadarı çalındı onu anlamak istiyorum. Okey, okey. Buyurun, toplantı odasına geçelim. Sen. Ben eşlik edeyim size. Ya yine... Tamam Can, sakin. Anladın beni değil mi? Burada hiç yükselmeyeceğim. Tamam. O cümleyi kurmayacağım yani. Tamam. Bu kadarı anda... fazla yani artık, anlatabiliyor muyum? Bu kadarı hakikaten fazla yani. Ama şu anda sakin olmamız en doğrusu değil mi sence de? En sağlıklısı bu. Ama bulacağız, muhakkak bulacağız. Merak etmeyin. Anlatsın, tamam. Geçiyorum ben. Önerdiğimiz kampanya budur. Melis, şu anda çok heyecanlıyım.
Ne olacağını merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Çatlayacağım. Harika. Kusursuz olmuş. Ama üzülerek söylüyorum ki ben bu kampanyanın birebir aynısını diğer ajansta gördüm. Normal şartlarda tercihimi bu kampanyayı ilk sunan ajanstan yana kullanırdım. Ama Gamze'ye ve sana inanıyorum. İş sizin canım. Harika. İşte bu, evet. Tebrikler. Gamze. Anne. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Harikasın. Tebrikler. Doğru seçim. Efendim Aylin. Emre, dünden beri arıyorum. Neredesin, açmıyorsun? Müsait değildim, ne oldu? Hemen ajansa gitmen lazım. Niye ajansa gitmem lazım? Oraya koyduğum gizli kamerayı alman lazım oradan. Onu bulurlarsa mahvoluruz. Gizli kamera mı? Aylin, ne diyorsun sen? Kafayı mı yedin? Hayır canım, kafayı falan yemedim. Her şeyi çok güzel planlamıştım aslında. Kompas Sports için hazırladıkları kampanyayı başka bir şirkete sattım bile. Ne yaptın? O mu senin güzel planın? He? Kovulu şirkete gizli kamera yerleştiriyorsun. Şirket bilgilerini başka şirkete satıyorsun. Bu yaptığın öğrenilirse var ya, hapse kadar düşersen delirmişsin ya. Yo, delirmedim. Ya ne yapsaydım Emre'ciğim? Aylardır, hatta yıllardır üzerinde çalıştığımız her şey suya düştü. Yani değil, şirketin başına geçmeyi kapısından bile giremez olduk artık. Yani sen hırslanırsın, bir şey yaparsın dedim ama o da yok. Sen de gittikçe benden uzaklaşıyorsun. Uzaklaşmayayım da ne yapayım? Başımı açtığın belalar yeter artık. Yeter. Emre, her neyse canım. Gidip kamerayı oradan almak zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim, tamam? Kendi pisliğini kendin temizle. Emin misin Emre'cim? Eğer Hüma Hanım canı alt etmek için yaptıklarını öğrenirse, değil hisselerini sana çöpünü bile vermez. Yanılıyor muyum? Merhabalar. Ya şunlara baksana Emya. Ay sanki onlar 40 yıllık arkadaş. Ya neredeyse kıskanmaya başlayacağım yani. Evet ya. Gerçi yani şöyle bir bakınca aslında birbirlerine yakışıyorlar. Sen ne dersin? Bence de. Sen susar mısın? Ben bir çay koyayım. Gidelim biz artık. Olur, tamam. Bu arada siz de elinizi çabuk tutun. Yani işi yetiştirmemiz lazım biliyorsunuz. Sezonu kaçırmayalım. Sen hiç merak etme, endişelenecek bir şey yok. Biz tamamıyla bu işe angaje olmuş durumdayız. Hiç merak etmeyin. Güzel. Ben çıkar çıkmaz ön ödeme için talimat veririm. Bugün ulaşır hesabınıza. Harikasın. Bana ve kreatif ekime güvendiğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Bu arada şu casus işini de halledin. Bu hem sizin hem bizim için çok tehlikeli. Sen hiç merak etme, o iş benim de çok canımı sıkıyor. Tepelerine çökeceğim, merak etme. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz bayan. Başkanım. Muzaffer. Küs müyüz? Ay ben niye küseyim sana? Güzel çocuğum benim. O steril denen anana küsüm ben. Dünya alet küsüm ben ona. Ama oluyor mu başkanım? Koskoca yetişkin kadınlarsanız aranızda kavga edince ortada olan çocuklara oluyor. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Ya görmedin mi Muzaffer? Mahalleli aldı, rüşvetle götürdü. Millet de yogaya açmış. Yemin ediyorum bedava yoga baldan tatlıymış. Yoga ve pilatese en çok ihtiyacımız olan o günler bugünlermiş. Hindistan'da bile bu kadar ilgi görmez bu yoga ha. Bizim de bir şeyler bulmamız lazım. Bir şeyler böyle köklü değişim yaratmamız lazım. Anne. Bayağı bir şey yapmamız lazım.
Can'ın bir fikri vardı, Can'ın bir fikri. Hayır, Can'ın fikri olmaz. Olmamalı. O fikir kesin iyi bir fikirdir. O fikir kesin kreatiftir. Da insan da merak ediyor, acaba fikir nedir? Mahalle kütüphanesi kuracağız. Vallahi dedim, 10 numara fikir. Al buyur, harika fikir. Keşke benim aklıma geleydi dediğim fikir. Tamam işte. Ne güzel, sen de başkan yardımcısı olarak ne yapacaksın? İcraata geçireceksin. Her yere duyuracaksın. Öyle faydalı olacaksın, değil mi? O zaman kendi fikrimmiş gibi satarım. Neden? Çünkü el alemin çocuğu da mahallenin dışından gelip bu mahalleye fikir veremez. O fikir bulunacaksa biz bulacağız. Mahalleli, derneğimiz yepyeni bir hizmetle karşınızda. Fikir babası da benim. Mahalleye kütüphane açıyoruz, kitapları topluyoruz. Engin, sende kitap yoktur, tamam. Mahallede kitabı olan herkes bu mahallenin kütüphanesine... Yani biz bütün bu olan biteni niye yaşıyoruz hala, ben anlamıyorum. Yani niye başa döndük biz yani? Aklım almıyor, hakikaten aklım almıyor. Gerçekten neredeyse işe aldığımda sevinemeyecek durumdayım yani. Kim yapmış olabilir acaba? Hı? Ne kim olabilir? Sen neye kuruldun şu anda? Parti var, biraz eğlensene. CC, neye kurulmuş olabilirim ya? Ajan diyorum, ajan. Kim olabilir acaba? Değil mi? Ben tabii parti falan olunca her şeyi unutuyorum böyle. Ha, herkes olabilir. Herkes olabilir sanırım. Etrafımızdaki herkes olabilir. Hatta biz bile olabiliriz. Evet. Saçmalama CC, bir sakin ol. Can Bey bize baktı. Can Bey bize baktı. Abartma, normal dalga. Duydu mu acaba? Duydu, beni duydu. Biz ajan olabiliriz dediğimi duydu. Duydu. Ya normal davran. Nasıl normal davranayım? Etrafta hiç normal bir şey var mı şu anda? Nasıl normal davranabilirim ki? Ha? Sakin olamıyorum, sakin ol. Bakıyor. Kendi dilimle kendimizi ele verdim. Yapmadığımız suçtan şu anda yargılanacağız. Şu an çok anlaşılıyor yaptığın şeylerden. Öyle mi diyorsun? Şöyle biraz dans et. Çaktırma diyorum, normal çaktırma. Çaktırma, nasıl çaktırma? Panik geldim gene. Normal davran. Nasıl normal, nasıl davran da? Can? Can? Hı? Sen beni duymuyor musun? Özür dilerim ya, kusura bakma. Pardon, dinliyorum, söyle. Diyorum ki acaba ek kamera mı taktırsak, güvenlik önlemi mi alsak, insanların bilgisayarını toplatalım geçen sefer gibi, incelettirelim, bulalım şu ajanı. Selamlar. Ve? Hoş geldin. Ayaklanmışsın, hayırdır? Evde sıkıldım ya. Ajansa uğrayayım dedim. Eğer vaktim varsa bir yemek yerim abi kardeşim. İyi yaptın, iyi yaptın da şu an pek iyi bir zaman değil ya. Ne oldu? Emre'ciğim, öncelikle tekrar geçmiş olsun ama ajansın en garip gününe denk geldim. Ne diyorsun ya, ne oldu? Çok iyi bir kampanya aldık ama fikirlerimizin çalınıp rakip ajanslara satıldığını öğreniyoruz. Ne diyorsun ya? Kim yapmış olabilir abi? Parmakla gelen biri. Bir bilsem, bir bilsem. Neyse, gel odaya geçelim biz. Tamam. Yalnız benim bir odadan bir şey almam lazım. Sonra uğrayayım yanına, olur mu? Geldim, geldim. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Süper. Ben de çok iyiyim, sağ olun. Emre'ciğim, şu casusluk meselesi bana biraz eskiyi hatırlattı da... ...acaba bu konuda yine Aylin'in parmağı olabilir mi? Aylin mi? Aylin yokken buradan bilgileri nasıl sızdırsın? Yani ancak buradan biriyle anlaşması lazım. O da mümkün tabii. Sen merak etme Deren. Ben hepsini halledeceğim, tamam mı? Tamam. Hadi ben gideyim o zaman. Görüşürüz Emre Bey. CC, ben bittim. Can Bey benden şüpheleniyor. Toplantıdan çıktığımızdan beri bana bakıyor. Deren Hanım'la konuşurken de bana baktı, gördüm. Öyle mi diyorsun? Panik yapma ama. Sen bana diyordun ya, panik yapma. Sakin ol, sakin ol. Emre Bey'in de bakışlarını hiç beğenmedim. Kesin her şey benim başıma kalacak. Göreceksin. Deren, bir bakar mısın? Geliyorum. Aha. Bir şey oluyor. Salim, odamdan benim dosyalarımı getirir misin? Git hadi, bir şey yok. Bir şey yok. Normal dosya istedi, bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Evet, sakin.
Emre Bey. Sen hem? Ben de Deren'i bekliyordum. Ben de dosyaları almaya gelmiştim. Bunlar herhalde değil mi? Evet. Fabri Bey. Sayın Hanım, sizinle biraz görüşebilir miyiz acaba? Da. Tabii. Emre Bey. Geçmiş olsun. Ben de bugün sizi hastanede ziyarete gelmeyi düşünüyordum. Ama çoktan ayaklanmışsınız bile. Daha iyiyim, daha iyiyim. Sizi burada gördüğüme ayrıca sevindiğime. Ne yaptınız ya Senyor Can'la aranız? Güzeldi umarım. Kısmen. Güzel. Duyduğuma sevindiğime. Bir kutlama var galiba. Nedir? Kompas Sport'un kampanyasını aldık da. Öyle mi? Ha, çok güzel, harika. Harika. Tebrik ederim. Sizin olduğunuz her yer daha bir anlam, daha bir değer kazanıyor bakıyorum. Teşekkürler. Güzel. Emre Bey ya, Sanemalı'nın bir konuşmamı yapmamız gerekiyor da. İzniniz olursa tabii. Aa, tabii tabii, lütfen. Kolay gelsin. Hı-hı. Görüşürüz. Ay sağ ol, Allah bak yemin insansınız siz. Gerçekten sağ ol. Allah razı olsun. Bu da benden Muzaffer Bey oğlu. Ah Pakize teyzem, okuma aşığı Pakize teyzem. Haydi buyur, buzdolabı kullanma kılavuzu. Pakize teyze, biz bunu ne yapalım? Belki bir gün lazım olur evladım. Haydi inşallah, burası kütüphane. Spotçu Kamil'in, spotçu dükkanı değil. Şeyh Bey, boşver getirsinler ya, boşver. Ayırırız biz sonra, evesin Şeyh Bey sanırım. Ama müsaadenizle Sayın Başkanım da... şuna bakar mısın? Market broşürü getiren var. Hadi buyur, Adana karpuz 1.49. Ayrıca karpuzun mevsimi değil. Komşularım, kardeşlerim, yine yardımseverliğinizle, böyle dayanışma ruhunuzla mucizeler gerçekleştirdiniz. Allah razı olsun diyeyim, ne diyeyim? Sağ ol. Şimdi ben diyorum ki, daha çok kitaba ihtiyaç var ama biz yine de kütüphanemizi açalım. Açalım. Şimdi diyorum hani evde bir şeyler hazırlayalım, yiyecek miyecek misler gibi, akşam yemeğini de aradan çıkartırız. Var mısınız kız? Varız. Poğaçalar bende. Kekler de bende. Çok güzel olacak. Ben de yardım ederim. Kız sana kurban olsunlar. Pakizem benim. Pakize teyzem de yardım ettiğine göre ne anlıyoruz? Kadınlar bu olaya varım diyor. Peki erkekler ne diyor? Erkekler var mısınız? Erkekler. Alo, erkek ırkı, erkek türü diyorum. Hüseyin amca kafanı gömme. Ayrıca bu oyun Mars olmuş, kapat. Var mısınız, yok musunuz? Kadınlar orada işin ucundan tutuyor. En azından biz de temizliğe girişelim. Bir faraş alalım, hadi bir hortum tut. Hadi gidelim, görüşürüz. Ben de gidip torununa bakayım. Ya hocam, bir dakika, tamam. Hayır. Ay. Hüseyin amca nereye? Beyler, bakın. Biz de yemeğe gidiyorduk ya. Haydi buyur, Basri abi de yemeğe gitti. 78 yaşındaki adam depar attı orada. Muzaffer, temizlik sende, ne yapacaksın? Baş üstüne! Allah! Neyse, hadi, hadi siz de evinize, hadi. Hadi, bir sürü işimiz var, hadi. Kaybettiğin kitapları al abi. Tamam abi. Hadi. Ben dün kendimi iyi yeteri kadar açık anlatamadım galiba sana bana. Ben o kokuyu istiyorum. Ben de o kokuyu size vermeyeceğimi söylemiştim. Biz bir anlaşma yapmıştık. Ve maalesef beni çok, ama çok zor bir durumda bırakıyorsunuz. Lütfen, lütfen gereğini yapın. Öncelikle bu sözleşmeyi imzalamanızı istiyorum. Sözleşme mi? Evet, şirket için ya ufak bir prosedür. Anlaşmamızın resmiyet kazandığını göstergesi. Senyor Fabri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben de Sanem Hanım'la konuşuyordum. Malum kendisiyle şirket dışında konuşmanın mümkünatı yok. Kendisi yeni aldığımız bir kampanyanın başındaydı biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Bu süreci de anlayışla karşıladım. Ha bu arada tebrik ederim. Kampanyayı almışsınız. Yani almışız, dil alışkanlığı. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. O nedir sanırım? Fabri Bey sözleşme hazırlamış.
Biraz evvel bahsettiğim gibi ufak bir şirket prosedürü. Sanırım hanım hemen imzalarsa iş vaktinizi de almamış olur. Signor Fabri, ufak bir prosedür olarak bahsettiğiniz şey bir sözleşme. Aceleye getirecek bir konu değil. Önce Sanem şirketimizin avukatıyla bir görüşsün. Sonra siz de tekrar konuyu değerlendirir. Tamam Can Bey. Anlaşılan bana hiç güvenmiyorsunuz ha? Şahsi algılamayın, ufak bir prosedür. Anlaşıldı. Senin hocam gayet anlaşıldı. Siz benim Sanem'le bu sözleşmeyi imzalamamam için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama anlamadığım tek bir şey var. Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Sanem'i ilgilendiren her konu beni de ilgilendirir. Keşke bu ilginizi Sanem Hanım hisselerinizin karşılığında bana kokusunu satmadan önce gösterseydiniz. O konu benim biraz bilgim dışında gelişti. Eğer haberim olsaydı zaten izin vermezdim. Yapacak bir şey yok. Anlaşmadır. Öyle değil mi Sanem? Kesinlikle. Zaten o yüzden Sanem size yeni bir koku hazırlayacak. Öyle bir şey olmayacak. Ben yeni bir koku istemiyorum. Biz sizinle anlaşamayacağız sanırım. Benim sizinle anlaşmak gibi bir derdim de yok zaten Sayın Hocam. Artık lütfen yeter ya. Lütfen bırakın da işimize bakalım ha. Senin Türkçen basmıyor herhalde. Ben sana kendi dilinde anlatayım. Non sei in grado di far fare Sanem ciò che lei non vuole fare, capisci? Hı hı. Aspetta qui. Aspetta qui. Bir gerginlik oldu çok kısa süreli ama şu anda partideyiz bence. İletişim problemi değil mi Sanem? Çözebiliriz bence bunu. Hiç keyfimizi bozmaya gerek yok. Bakalım ne getirecek. Koku için ödedim para. Can yapma. Sadece avans aldıktan batarız. Ne olur yapma. Karışma. Karışma burada lütfen. Can Bey lütfen bırakın imzayı. Saniye. Senin hocam burada 400.000 dolar yazıyor. Bu benim alırken ödediğim bedeldi. Ama ben... İki katını istiyorum. İki. Ha? İki. Evet, isterseniz. Çünkü bu bir şirket prosedürü. Duydun mu iki diyor? Duydunuz mu iki diyor? Can Bey! Can Bey! Can yapma! Hayır! 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 Bırak! Bırak! O sözleşmeyi imzalamayacak. Bırak! İki katı ha? İki katı ha? Can yapma. Yapma ne olur batarız. Ne olursun yapma. Batarız Can ne olur yapma. Al. İki Can kadar. Yapma. Hadi yapma. Git. Hadi. Can Bey neden yaptınız böyle bir şey? Senin kokun sadece bana ait. Bunu şimdi iyice anladın mı?